Mi 9 T Pro cihazlarda zil sesi çıkmadığında şema yardımıyla arızayı arayıp nasıl bulacağımızı bu şema üzerinden kısaca izah edeceğim. Öncelikle cihazımıza ait şemayı açtıktan sonra arkadaşlar buraya SPK yazıp arattırıyoruz. Bizim audio bölümümüze geliyor o zaman. Bu cihazımızın audio bölümü burası. Buradan bakacağımız noktaları sırasıyla göstereceğim. Öncelikle Out yazıyor arkadaşlar. Bu Out'lara dikkat edeceğiz. Bu Out'lar çıkış. Bizim hoparlörümüzün entegreden çıkan noktası gördüğünüz gibi E6, E4 uçları entegrememizin. Out diyor burada. Out T, Out N. Artı eksi diyor hoparlörümüzün. Burada iki tane bobinimize geliyor. Bobinimizden geçiyor. L6009, L6010. Bu bobinlerimizi de kontrol edeceğiz. Bir de audio entegremizin besleme devresi var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde gösterelim. Audio entegremizin besleme devresi de burası. Voltajımız buradan giriyor. Buradan da regüle ediyor. Gördüğünüz gibi buradan entegremizin in diyor zaten. In giriş. Besleme voltajı E1, E2, E3 uçlarından giriyor entegremizin. Bu direncimizi diyor, direncimizi de kontrol edeceğiz. Burada zaten bobin kullanmış yani. Bir nevi sigorta gibi. Buradaki ilk önce yapacağımız buradaki voltajı ve L6011'i kontrol etmek. Şayet bu sağlam değilse audio entegremize voltaj gelmediği için zil sesimizi alamayız. Öncelikle bakacağımız ilk nokta burası. Burada yaklaşık bir 5 volt gibi bir voltaj olacak. Şu şekilde izah edelim onu. Buradan voltajımız giriyor arkadaşlar. Pardon. Buradan voltajımız giriyor. Bir tane zener diyotumuzdan kontrollü olarak geçiyor. Burada L6011 bobinimize geliyor ve entegremize giriyor. Audio entegremize. Audio entegremizde U6001. Buradaki zener diyotun konulma amacı da 5 voltun üzerinde bir voltaj geldiğinde kısa devreye girip cihazımızın entegresine zarar vermemesi için buraya bir koruma diyot koymuş. Zener diyot. Bildiğiniz gibi yukarı ve aşağı eğimli olduğunda normal diyot değil zener diyot oluyordu bunlar. Zener diyotun görünüşü bu şekil şemada. Şimdi devam edelim arızamıza. Buraya SPK yazıp audio devremizi bulduktan sonra ve hoparlörümüze giden uçları da bulduktan sonra buradan SPK yazıyor zaten arkadaşlar. N, P yani artı eksi demek istiyor. Buradan hoparlörümüze gidiyor. Şimdi bu parçaları anakart üzerinde bulalım. Şemamızda anakartımızın olduğu bölümü açalım arkadaşlar. Parçalarımızın yerini bulmak için. Ctrl P yapalım. Ne demiştik? L6009. Yani zaten buraya ben yazmıştım. Direkt oraya yönlendirdi bizi. Bakacağımız bobinlerden bir tanesi bu. Yani şuradaki bir saniye. L6009, L6010 bobinlerimiz. Gördüğünüz gibi L6009, L6010 bobinlerimiz burada. Entegremiz ne demişti? Ona da bakalım şemamızda. Evet, şöyle geldik. Entegremizin kodunu da alalım. U6001. U6001'imiz neredeymiş arkadaşlar? Ona da bakalım. U6001 entegremiz de burada. Bizim audio entegremiz. Bir de ne demiştik? Ana voltajımız demiştik entegremizin. Ana voltajımız buradan giriyordu. L6011 bobin üzerinden geçip entegremize giriyordu. L6011 bobinimiz de burada arkadaşlar. Yani bizim besleme bobinimiz. Audio entegremizin besleme bobini. Böyle bir arızamızda bakacağımız noktalar burası arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada arada film olduğu için alt portta film gittiği için aradaki filmimizin sağlam olup olmadığını test etmek istiyorsak şu şekil yapalım. Ara filmi takalım. Analog bir ölçü aletinde X1 konumunda şu iki ayağı,
Şöyle gösterelim. 10 metremizin bir ucunu buraya, bir ucunu buraya değdirdiğimizde ara filmi taktıktan sonra, hoparlörü de üzerine taktıktan sonra hoparlörümüzden bir çıtırtı alırız. Çıtırtı aldığımız zaman hoparlörümüzün yani ve ara filmimizin sağlam olduğunu anlarız. Bu şekilde ara filmimizi de kontrol edebiliriz. Eğer ara filmimizde bir sıkıntı varsa zaten buradan ölçtüğümüzde hoparlörümüzden ses almayız, alamayız, çıtırtı alamayız. Onun kontrolünü de bu şekilde yaparız. Tekrar teyit edelim. Bakacağımız parçalar L6009, L6010, L6011, U6000. Bu şekilde cihazımızda zil sesi çıkmadığında bakacağımız noktalar burası arkadaşlar. Kolay gelsin.